Şimdi Zeynep'e bir oda baskını yapacağım. Saatlerdir takır tukur takır tukur sesler var. Ben de salonda çamaşırlarla uğraşıyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Ay kim geldi ayol? Ay, Anne ay, yapıyorum. Ay içeri geç ay. Ne yapıyorsun bakalım, bir baskın yapalım dedik sana. Yani bir şey yapmıyorum. Bu odanın hali ne? Yani ne diyorsun ya? Eyvah eyvah eyvah. Ay bu her yeri dökmüş ya. Zeynep ne yapıyorsun? Odayı topluyorum. Topluyor mu, dağıtıyor mu? Dağıtıyorum. Topluyorum, dağınıkta topluyorum. Toplamayayım da böyle mi kalsın anne? Dur ışıkları açayım da öyle çekime başlayayım. Birazcık İyi. hava kararmış. Biraz ışık az. Ondan sonra bakalım Zeynep neler yapıyormuş. Evet, ışıkları açtım ve geldim. Ay ne güzel oldu. Çamur olmasın da. Ne güzel oldu, ne güzel oldu. Ben evi süpürmüştüm, sen de tekrardan tozlandırmışsın. Sağ ol kızım. Rica En son ederim. artık yerler bir daha süpürülecek o zaman. Şimdi ne yapıyordum biliyor musunuz? Anlat bakalım, ne Klasik yapıyordun? Türk duruşunu yapacağım şu anda. Şimdi ne yapıyordum biliyor musunuz? Balkonda koliler falan vardı. Bunların içinde yok TYT, AYT kitapları Evet. falan vardı. Yok DGS Şurada. falan filan. Bir sürü bir şeyler vardı. Boyama kitapları falan buldum hatta içinden. Onları ayıkladım. Şimdi TYT'lerin hepsini ayırdım. AYT'ye daha çok var diyemem aslında. Neredeyse bir yarım dönem falan var ayrı. Yani ders çalışacağın kitapları mı ortaya Ay çıkardın? TYT kitaplarını çıkardım, denemelerini çıkardım, test kitabı, konu anlatımı vesaire. Bir de bu senenin kitapları var. Onları benim normal masama yerleştirmeye başladım. İşte yok şuralar diyorum. Eyvah. Şunlar işte TYT, matematik, TYT, Türkçeler falan vardı. Öyle işte sonracığıma kimyadır. Kimya, fizik aynı yere koydum. Burada sosyal, tarih, coğrafya falan var. Biyoloji, geometri. Buraya hangisini koyacağım tam olarak Oraya yine bilmiyorum. çok Buraya kitap koy. normal kendi ders kitaplarımı koyarım büyük ihtimalle. Diğerlerini buraya koyarım. Burayı da şöyle yapacağım. Bu kitaplığı Buraya dik bir şekilde kitaplar sığmıyor ve ben gerçekten kriz geçiriyorum dik bir Evet, neden şekilde bu kitaplığı bu sığmamak kadar için. dar yapmışlar ki acaba O orasını? yüzden şöyle yapacağım. Aa, ne yaptın? Kız dolabı kırdı ya. Şöyle yapacağım. Saçmaladın iyice. Böyle yapacağım. Of ne kadar büyükmüş kız. Bu dolap hiç böyle bu Ne kadar büyük yapacaksın olduğunu ondan tahmin sonra? etmiyordum. Üst üste mi koyacaksın? Hayır. Yanlamasına üst üste, Ya oradan dinle yukarı. beni. Ne alaka Zeynep? Saçmaladın Şöyle iyice. yapacağım. Kitaplarımı alacağım. Ne kitabı bunlar? Deneme. Ha, dikine koydun. Ne olacak? Üst tarafı ne olacak? Bomboş mu duracak? Aslında buraya sığıyormuş. Bir saniye. Bir tane kitap sığmıyor bence. Diğerleri sığar. Ha? Hayır, buraya sığmıyormuş. Buraya sığıyorlarmış, tamam. Buraya da ne koyarım bilmiyorum. Alt tarafa kitapları koydum. Şöyle. Burası da boş ol. Böyle aslında şurada paragraflar var. Vardır illa ki, Paragraf bak, var. sözlükler, paragraflar, Şu başka da şeyler. deneme. Eyvah. Zeynep, bu oda toplanacak değil mi? Paragrafları şöyle koyarım. Ben ev işi yapmaktan haşot oldum öbür tarafta. Bir baktım Zeynep burayı da dağıtmış. Şöyle koyayım ve düşmesin. Sonuç. Bunların hiçbirini ben şey yapmıyorum. Bunları götürebilirsin. Bence olur. Bence güzel oldu. Sence anne? Yani güzel oldu. Sadece oraya Yani yük... mi? Yani mi? Doğruyu söyle. Çok güzel, çok çok harika, mükemmel, Konuş. mükemmel, mükemmel. Vururum. Hayır, vurma. Evet, bunlar ne Zeynep? Bu kitaplar. Bunlar 9. sınıf kitapları. 9. sınıf kitaplarını falan ben onları Yani başka yere onları koyuyorum. sen şuraya koymuştun. Var ya, bunların da çıkıp kolilere koyulması gerekiyor. Şuraya. Şunlar 9. sınıf mı sadece? Ya 9, 10 da vardır illaki içinde de. 10 varsa orada ne işin Eski var? 10 vardır ama. Peki nasıl resim kitapları buldun orada? Boyama kitabı mı buldun? Bakayım. Ben... Nereden ya? Küçüklüğünüzden mi kalmış? Hayır. Ben Çok kendim tatlı. almıştım geçen. İtiraf. İtiraf zamanı. Yani sanki ne itiraf ettim ya. Gel buraya. Bunu da geçen sene almıştım evet. Zeynep, sen bunları Boyamışım boyamak için mi aldın? Ay, bir de boyamış. Ay, Zeynep çok çocuk ruhlu. Ne yapacağım bu Zeynep'i bilmiyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel boyamışlar. Aslında Ben çocuk bunu... ruhlu olmak çok güzel, biliyor musun? Her şeyden lezzet alırsın. Hemen her şeye üzülmezsin. Böyle hayat güzel gelir insana. Güzel zaten. Yani çocuk ruhlu olmak çok güzel. Bu daha ayrıntılı ama bak. Bunları boyayacak mıydın Zeynep? Evet. Çok güzeller. Sana Bak boyamaya başlamışım bir daha.
10. sınıfta anaokul kitaplarıyla başarılar diliyorum Zeynep. Thank you. Bunlarla şeyi kazanacağım, ODTÜ'yü kazanacağım. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Düzgün, düzenli çalışırsan neden olmasın diyoruz. Neyse biraz düzenle de. Sen yine arkadaşlarla konuşursun. Ben gideyim, bir sürü çamaşırım var, henüz bitmedi. Onlara bakayım, tamam mı? Sizi Zeynep'le baş başa bırakıyorum. Bırakın bizi, bırak bizi git, bırak bizi git hadi. Evet, Işık her zamanki gibi rezalet çünkü mutfaktayız. Bugün evde kumru yapmak istedim. Canım aşırı kumru çekti. Ve kumru ekmeği olmadığı için gayet normal bir ekmeği ortadan ikiye böldüm. İçerisine patates vesaire böyle bir sürü bir şeyler koydum. Yani çok açım, gerçekten çok açım ve yanımda da fıstığım var. Şöyle nerede kız bu limonlu fıstığım var ve tabii ki de ben kafama dikeceğim. Asla bardağı doldurmayacağım tabii ki de. Açım, aç. Açım, yemek istiyorum. Ya tamam ya, çalışacağım. Bir yemeğimi yiyeyim, ondan sonra odama tekrar gireceğiz. Odamı topluyordum ve ne oldu tahmin edin. Annem dedi ki ben arkadaşıma gidiyorum dedi. E ben gitmez miyim? Gün yemeğinden eksik kalır mıyım? Tabii ki de kalmam. O yüzden beraber yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz ve oda hala dağınık bir şekilde duruyor. Ve şöyle bir defterim vardı benim. Bu deftere bayılıyorum. Yani gerçekten ölsem de bu defteri kimseye vermem diyordum ama tabii bu yürek dayanmıyor. Bunu Hatice'ye hediye etmeyi düşünüyorum. Geçen okula götürmüştüm, kullanmadım. Çantamda kalmış, aslında bilerek de götürmemiştim. Çantamda kalmıştı, gördüler şey okuma kitabını çıkartırken bunu da çıkartmıştım. Bunu da gördüler. Hatice çok sevmişti. Dedim yok falan dedim. Çok seviyorum defterimi ama Hatice'mden değerli değil. Hatice'mden değerli değil. O yüzden bu defteri Hatice'ye vereceğim, hediye edeceğim. Pazartesi günü, bugün cumartesi günü. Yarın pazar, ondan sonra pazartesi. Pazartesi günü okula götüreceğim, ona vereceğim. Tabii unutmazsam inşallah, ben çok unutkan bir insanım. Her neyse hadi arabaya gidelim. Gün yemekleri var. Hadi gidelim. Kaşlarıma bak. Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle. Bence kafi. Çünkü daha fazlası çok kötü olacak. Gördüğünüz gibi, zaten perdeden de anlayacağınız gibi akşam oldu ve ben duşa girdim, çıktım. Yüzüm gözüm kötü çıkmasın diye birazcık da makyaj yaptım ve yere geldim. Ne yaptım biliyor musunuz? Hemen arka kamerayı alıp anlatacağım. Bir saniye, hemen arka kamerayı alıp anlatıyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Şuraları gördüğünüz gibi masanın üzerine vesaire topladım. Klasik normal o tableti de oraya dikey bir şekilde koydum. Hatta buraya polinomlarla ilgili küçük yazılar vesaire vardı. Böyle küçük notlar, onları aldım. Burada da Hatice Aşkoroşkoşkom'a yaptığım hediye var. Burada çiçeklerim var. Klasik. Masamı düzelttim. Buralara gördüğünüz gibi yerlerine yerleştirdim. Tabii birazcık yırtmış olabilirim. Birazcık yırtmış olabilirim onu başıma. Buraya fizik kimyayı koydum. Burada sosyal coğrafya tarih. Zaten neyse, burada biyoloji var. Sonracığıma buraya neyi koydum biliyor musunuz? Geometriye de koydum. Buraya hiç bakmayın. Şu alt kısma asla bakmayın. Sağ tarafı da aşamadım, açtım. Burada Türkçe var, burada da matematik var. Matematiklerin hepsini bitirmeyi düşünüyorum çünkü matematik çok severim. Gerçekten çok seviyorum matematiği. Bizim ailede de şöyle bir şey var. Çoğu kişinin kafası matematiğe çalışıyor. Hem de gereksiz fazla. Neyse, kapatıyorum burayı. Bu arada bakın, harikulade bir Ford arabam var. Onu göstereyim dedim. Bakın, bakın, bakın. Her neyse. Şimdicik ve şurası. Burada da ben varım. Bak, ışıkla geziyorum. Işıkla geziyorum. Hello dostlarım. Ne haber? Şimdi burayı şu şekilde yaptım. En üste koyacak bir şey bulamadım. Gerçekten koyacak bir şey bulamadım. Oraya da mangalayı koydum. Ya büyük ihtimalle 2-3 güne falan koyacak bir şeyler bulurum. Ben burayı bir şekilde düzenlerim, yerleştiririm. Burada orta göze şeyleri koydum. Deneme kitaplarını koydum. Sağ tarafta da paragraf, dil bilgisi vesaire vesaire, onlar var, kitaplar. Alt tarafında da normal benim kitaplarım ve mumlarım var. Şuraya da bir şeyler koydum. Bu çantaları bazanın altına yerleştireceğim. Bunları, bu sözlükleri şey yapacağım. Balkona çıkaracağım ama ben bu saatte hayatta balkona çıkmam. Çıkmam. Gece akşam üstü olduktan sonra balkona ben hayatta çıkmıyorum. Beni hiçbir kuvvetle çıkartamaz. Asla çıkmam. O yüzden yerleştirmiyorum. Burada gözlere falan hiç ellemedim. Ellemeyeceğim de. Yani büyük ihtimal hiç ellemeyi de düşünmüyorum gerçekten. Telefon şey oldu. Neyse, bir ön kamerayı alayım ben, hadi. Saçım başım ne kadar komik. Hiçbir şey yapmadım ya. Böyle hiçbir şey yapmadım. Direkt kuruttum. Hafif attı. Hafifçe kuruttum. Sonra dedim ki neyse dedim, kendi kendine kururum zaten dedim. Bayağı bir vakit geçti bu arada aradan. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız?
Çok sıkıldım artık sıkıntıdan. Biri görse ve kamerayla şöyle konuştuğumu düşünsenize. Yani bir YouTube muhabbetlerini falan bilmiyorsunuz ve yolda kendi kendine telefona konuşan biri var saatlerce. Neyse çok komik olurdu. Bu arada şarj aletini şu şekilde. Şunu da normalde bilgisayar bir tarafı Type-C bir tarafı USB girişli kablo. Bunu bazen hani flashla atıyorduk videoları vesaire bilgisayara aktarıyorduk da bu kabloyu almıştık bazen sorun çıkartıyor diye. Bunu da artık koydum buraya ama sonra bunu nereye tepeceğim ne yapacağım hiç fikrim yok. Öyle bu arada eski bir resmimi buldum bakın. Alamıyorum. Aldım. Eski çizdiğim bir resim. Bakın şöyle Spider-Man'i çizmiştim. Sonra şöyle de bir kalp var. Çok tatlı değiller mi? Bence çok tatlışlar. Bence güzel oldular. Şu pijama da yani neyse başarın. Bunu da koyuyorum. Bunun yanına bir şey çizsem mi çizmesem mi karar veremedim. Hatta belki sadece şuraya bir tane büyük bir şey mi çizsem. Bilmiyorum. Bence yorumlara bana fikir verebilirsiniz. Güzel olur. Ve şu suya da hemen göstereyim. Şu suya 18 lira verdim diye hala atmadım. Ve cam şişe zaten sağlıklı. Bir yere giderken su götürmem gerekiyor. Pet şişe yerine cam şişeyi tercih ediyorum. Her neyse sizi öpüyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Benim gibi 9. sınıf, 10. sınıf, belki 11, belki 12'siniz. Bilmiyorum hiç fikrim yok. Benim gibi liseye gidenleriniz varsa hala geç değil. 12'yseniz birazcık geç olabilir ama 11'seniz ve 10'sanız hala geç değil. Hatta 9'sanız hiç geç değil. TYT ve AYT'ye başlamanızı tavsiye ediyorum. Benim yapacağım gibi bugün az sonra videoyu kapatır kapatmaz TYT matematikten başlamayı düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Umarım bunu işleme de geçirebilirim. Umarım bunu işleme de geçirebilirim. İnşallah olur. Neyse sizi hemen öpüyorum. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.